kadınların cemaate gelmeleri gerekir mi? Ümmü Seleme radıyallahu anha'nın nakline göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kadının gecelediği odasında kılacağı namaz evinde kıldığından daha hayırlıdır. Evinde kıldığı namaz konağında kıldığı namazdan daha hayırlıdır. Konağında kıldığı namaz kavminin mescidinde kıldığından daha hayırlıdır. Taberani. Hazreti Ayşe radıyallahu şöyle demiştir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kadınların kendisinden sonra ortaya çıkardıkları yani zinet, güzel koku, güzel elbise gibi şeyleri görseydi İsrailoğulları kadınlarına yasak edildiği gibi onların mescide gelmelerini yasaklardı. Müslim Ebu Amr es-Sebani rahmetullahi aleyhin Abdullahı rahmetullahi aleyh bir cuma günü kadınları mescitten çıkarıp evinize gidiniz bu sizin için daha hayırlıdır derken gördüğü nakledilmiştir Taberani Yukarıdaki hadisler kadının mescit dışında evinde kılacağı namazın mescitte kıldığından daha faziletli olduğuna delildir Bunun sebebi uzak bile olsa fitne çıkma ihtimalidir. Bu ihtimal, yakın ve beklenen bir şey olsa veya bil fiil gerçekleşmiş bulunsa, sakınca daha ağır olur ve kadının evinde kılması fazilet olmaktan çıkar, vacip ve tek seçenek haline gelirdi. Bundan dolayı, Hz. Ayşe radiyallahu anha ve Ebu Amr radiyallahu an hadisinde olduğu üzere, sahabiler, Kadınların mescide gitmelerini yasaklamışlardır. İbn Mesud radıyallahu an yemin ederek ve yemininde ağır ifadeler kullanarak şöyle derdi: Bir kadın için hac veya umre hali hariç evinden daha hayırlı namaz kılacak bir yer yoktur. Ancak kocaya gitme yaşı tamamen geçmiş, dönüşte olan kadınlar bundan müstesnadır. Kendisine dönüşten kastın nedir diye sorulduğunda, bir ayağının çukurda olmasıdır diye cevap verirdi. Taberani, ancak kadınların hac veya umrede tavaf için mescidi harama veya peygambere sallallahu aleyhi ve sellem salatu selamda bulunmak için mescidi nebiye gelmiş olan bir kadının bu mescitlerde tahiyyetül mescit namazı, veya farz namazı kılmalarında herhangi bir sakınca yoktur. Eşref Ali et-Tehanevi Hadislerle Hanefi Fıkhı Cilt 3, sayfa 324-326 28 Şubat Mevlana Takvimi